Emekli ve memur bayram edecek. Maaşlara ciddi artış geliyor. Muhammed Bayram, kök maaşlarda ciddi bir artışın mümkün olabileceğine ve refah payı artışı gelebileceğini söyledi. Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren Temmuz zamları ile ilgili Bakan Vedat Işıkhan, refah payı konusunu kapatsa da ekonomist Muhammed Bayram, kök maaşlarda ciddi bir artışın mümkün olabileceğine ve Erdoğan'ın daha önce de çalışma olmamasına rağmen refah payı artışı yaptığını vurguladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Milyonlarca Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren Temmuz zamları ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Işıkhan, asgari ücrete ara zamma ve emeklilere refah payına ilişkin kapıları kapattı. Bu açıklamaların ardından emeklilerin zam hesaplama sürecinde değişiklikler bekleniyor. Uzmanlar, en düşük emekli maaşı ve kök maaşlarda yapılacak düzenlemeleri değerlendirirken, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Temmuz'da açıklayacağı Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte emeklilerin zam maratonunun başlayacağına dikkat çekiyor. Beklenen refah payı hakkında bakan Işıkhan konuyu kapatsa da ekonomist Muhammed Bayram, Maynet'e özel açıklamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce de refah çalışma olmamasına karşın refah artışı yaptığını hatırlattı. Bayram, kök maaşlarda ciddi bir artışın mümkün olabileceğine işaret ederek emeklilerin gözlerini 3 Temmuz'a çevirmeleri gerektiğini vurguladı. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcı anketine göre Haziran ayı enflasyonunun %2,52 olacağı tahmin ediliyor. Anket sonuçları doğrultusunda 3 Temmuz'da gerçekleşecek enflasyon artışı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine %25, 26 memur emeklilerine ise yaklaşık %20 oranında zam gelecek. Emekliler, zam oranlarına ek olarak refah payı talebinde bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişteki söylemlerini hatırlatan ekonomist Muhammed Bayram, Cumhurbaşkanı'nın onayıyla geçmiş dönemlerde refah payı artışları yapıldığını belirtti ve bu dönemde de benzer bir artışın yapılabileceğini vurguladı. Bayram, %25 artış kısmı olarak kalacak, refah payıyla bu oranın %30'a tamamlanabileceğini düşünüyorum, dedi. Bayramın değerlendirmelerine göre, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin %25-26 oranındaki zam oranları, Haziran ayı enflasyon farkıyla %30'a çıkabilecek. Benzer şekilde, memur emeklilerinin yüzde 20 civarındaki zam oranları da Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileriyle uyumlu hale getirilebilir. Bayram, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin yüzde 25-26 oranındaki zam oranları, Haziran ayı enflasyon farkıyla yüzde 30'a çıkabilecek. Benzer şekilde, memur emeklilerinin %20 civarındaki zam oranları da Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileriyle uyumlu hale getirilebilir. Bayram, kök maaşlara ilişkin, kök maaşlar şu anda 7500 TL'den 10.000 TL'ye tamamlandı. 10.000 TL'ye yükseltildiğinde bu rakam düşük kalmıştı. Kök maaşa ciddi bir artış yapılacağını düşünüyorum, ifadelerini kullandı. 10 bin TL'lik en düşük emekli maaşının 15 TL'ye yükseltilebileceğinin altını çizen Bayram, asgari ücret artırılmadığında en düşük emekli maaşı ve asgari ücret arasında da bu makas farkı da kapanmış olacaktır, dedi.